Bundan 14 asır önce insanlara ilahi bir kitap indirildi. Kur'an-ı Kerim. Bu kitap kıyamet gününe kadar insanlığın son ve yegane yol göstericisidir. Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu gösteren delillerse sayılamayacak kadar çoktur. Birinci filmimizde bu delillerden Kur'an'ın bilimsel mucizelerini inceledik. Bu filmimizde de Kur'an'ın Allah'ın vahyi olduğunu kanıtlayan bu bilimsel mucizelerini incelemeye devam edeceğiz. Yeryüzü katmanlarından kıtasal sürüklenmeye, bebeğin cinsiyetinden atom altı parçacıklara kadar ancak günümüz teknolojisiyle ulaşabildiğimiz pek çok bilimsel gerçeğin bundan tam 1400 yıl önce kutsal kitabımızda bildirilmiş olduğunu göreceğiz. Yüzyılda astronomi dünyasının ittifakla kabul ettiği Big Bang teorisi, evrenin dev bir patlamayla ortaya çıktığını kanıtlar. Bu gerçeği 14 asır önceden haber veren bir Kur'an ayeti şöyledir. O inkar edenler, görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Ayette geçen birbiriyle bitişik kelimelerinin Arapça karşılığı ratk'tır. Bu kelimenin tam karşılığı ise birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumda kaynaşmıştır. Ayırdık ifadesi ise Arapça fatk fiilidir ki bu fiil iç içe geçmiş nesneleri parçalayıp ayırmak anlamına gelir. Burada çok önemli bir bilimsel gerçek açıklanmaktadır. Göklerle yerin birbirinden ayrılması. Gerçekten de Big Bang'in ilk anında evrenin tüm maddesi tek bir noktada toplanmış durumdadır. Henüz yaratılmamış olan gökler ve yer de bu noktanın içindedir. Ardından bu nokta şiddetli bir patlamayla yarılıp ayrılmıştır. Tam ayette tarif edildiği gibi. Elbette ki insanlar günümüzden 1400 yıl önce dünyanın, güneşin, ayın, yıldızların ve gökyüzünde görüp göremedikleri her şeyin başlangıçta tek bir noktada bitişik olduğunu bilecekleri bir bilim ve teknolojiye sahip değillerdi. Kur'an'da Allah, gökyüzünün son derece önemli bir özelliğine şöyle dikkat çeker. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlarsa bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Kur'an'da bildirilen göğün koruyucu özelliği ancak çağımızda keşfedilmiştir. Dünyayı çepeçevre saran atmosfer tabakası bizleri ölümcül tehlikelerden korur. Örneğin dünyaya yaklaşan irili ufaklı pek çok göktaşını parçalayarak yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller. Uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları filtre eder.
Ayrıca dünyayı uzayın yaklaşık -270 derecelik dondurucu soğuğundan da korur. Atmosferin yanı sıra bir de dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir tabaka daha vardır ki gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Van Allen kuşakları. Özellikle güneşte sık sık meydana gelen ve parlama adı verilen enerji patlamaları Van Allen kuşakları sayesinde dünyaya zarar vermezler. Kısacası dünyanın üzerinde kendini sarıp kuşatan ve dış tehlikelere karşı koruyan mükemmel bir sistem işler. Dikkat çekici olansa bu gerçeğin tam 14 asır önce Kur'an'da bildirilmiş olmasıdır. Aynı gerçeği haber veren bir diğer ayetse şöyledir. O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Bu ayetlerde gökyüzü için Arapça bina tanımı kullanılmıştır. Bu kelimenin kubbe, tavan anlamlarının yanı sıra bir anlamı daha vardır. Kelime, Arap bedevileri tarafından kullanılan çadır benzeri bir kaplamayı da tarif eder. Burada vurgulanan da bu kaplamanın dış ögelere karşı bir çeşit koruma sağlamasıdır. Bu, atmosferin göktaşlarına ve kozmik ışınlara karşı sağladığı korumadır. Tüm bu bilgiler göstermektedir ki, bilimin uzun araştırmalar sonucunda insanlığa sunduğu bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Üstelik ileri teknolojiyle donatılmış uzay araçlarının, dev teleskopların olmadığı 1400 yıl öncesinde. Yeryüzü 7 tabakadan meydana gelir. Birinci kat hidrosfer yani su tabakasıdır. İkinci kat litosfer ise kara tabakasını oluşturur. Bu tabaka dünyanın en üst katmanını oluşturur ve ortalama kalınlığı 80 kilometredir. Diğer katmanlara göre daha soğuk ve daha katıdır. Bu bakımdan yeryüzünde kabuk görevi görür. Üçüncü kat astenosferdir. Astenosfer yumuşayıp eriyebilen, sıcak, yarı katı maddelerden oluşur. Dördüncü kat üst manto ve beşinci kat alt manto ise yüksek sıcaklıkta yarı katı kayalardan oluşur ve yaklaşık 2900 kilometrelik bir tabakadır. Dünyanın çekirdeği ise iki ayrı parçadan oluşur. Altıncı kat olan 2200 kilometre kalınlığındaki sıvı dış çekirdek ve 1250 kilometre kalınlığındaki yedinci kat yani iç çekirdek. Yeryüzünün bu şekilde katmanlardan oluştuğu ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle uzun süren araştırmalar sonucunda elde edilmiştir. Oysa Allah bize bu bilgiyi pek çok bilimsel mucizelerle donattığı Kur'an'da günümüzden 1400 yıl önce bildirmiştir. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Müzik
20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı, yeryüzündeki kıtaların dünyanın ilk dönemlerinde bir arada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne sürdü. 1980'li yıllara gelindiğinde de Wegener'in bu teorisi kanıtlandı. Dünya yüzeyini oluşturan 6 büyük tabaka ve sayısız küçük tabakanın sürekli hareket ettiği anlaşıldı. Tabaka tektoniği adı verilen teoriye göre tabakalar kıtaları ve okyanus tabanını da beraberinde taşıyarak dünya üzerinde hareket ederler. Bu hareket yılda 1 ila 5 santimetre civarındadır ve bu nedenle de dünya coğrafyasında değişiklikler meydana gelir. Örneğin Atlantik Okyanusu her geçen sene biraz daha genişlemektedir. Bilim bu gerçeği çok yakın zamanda keşfetmiştir. Bunun Kur'an'da 14 asır önce bildirilmiş olması ise kuşkusuz Kur'an'ın bir başka önemli mucizesidir. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Allah dağların hareketini ayette sürüklenme olarak bildirmiştir. Nitekim bilim adamlarının bugün bu hareket için kullandıkları terim de kıtasal sürüklenmedir. Evren ve doğa hakkındaki görüşlerin hurafe, batıl inanç ve efsanelere dayandığı 7. yüzyılda Kur'an'da böylesine önemli bir bilimsel gerçeğin haber veriliyor olması şüphesiz büyük bir mucizedir. Ve Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun çok önemli bir delilidir. Dünya atmosferinin dış tabakası oksijen başta olmak üzere pek çok gazdan oluşur. Ancak bu gazların bir kısmı güneşteki enerji patlamaları nedeniyle uzaya yayılır. Bilim adamları bunun ilk bilimsel delillerini NASA'nın uzay araçları sayesinde elde ettiler. Dünyanın dış katmanlarından madde kaybına uğradığı ilk defa 24-25 Eylül 1998 tarihinde görüldü. Yani bu gerçeğin Kur'an'da bildirilmesinden tam 14 asır sonra. Onlar görmüyorlar mı ki gerçekten biz arza geliyor ve onu çevresinden eksiltiyoruz? Fakat şimdi bizim gerçekten yere gelip onu etrafından eksiltmekte olduğumuzu görmüyorlar mı? Başka bir açıdan da bu ayetler yeryüzündeki karaların azalmasını haber verir. Günümüzde kutuptaki buz tabakaları erimekte ve okyanuslardaki deniz suyu seviyesi yükselmektedir. Deniz kıyıları sular altında kaldıkça da yeryüzünün toplam yüz ölçümü veya kara miktarı azalmaktadır. Ayetlerde geçen onu çevresinden eksiltiyoruz ve etrafından eksiltmekte olduğumuz ifadelerinin de deniz kıyılarının sularla kaplanmasına işaret etmesi olasıdır. Elbette en doğrusunu Allah bilir. ...1933 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanan İngiliz bilim adamı Paul Dirac çok önemli bir buluşa imza attı. Dirac, parite adı verilen bu buluşla maddenin antimadde denilen bir çifti olduğunu ortaya koydu. Antimadde, maddenin tersi özellikleri taşır. Maddenin tersine antimaddenin elektronları artı, protonları da eksi yüklüdür.
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği 14 asır öncesinde henüz hiçbir insan bu bilimsel gerçeğin farkında değildi. Ama ayetlerde evrende her şeyin çift yaratıldığı açıkça bildiriliyordu. Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir. Günümüzden 20 yıl öncesine kadar atomları oluşturan en küçük parçacıkların protonlar ve nötronlar oldukları sanılıyordu. Ancak bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler atomlarla ilgili bu bilgileri çürüttü. Anlaşıldı ki maddenin en küçük birimi olarak bilinen atom da parçalara ayrılabiliyordu. Nitekim atomun alt parçacıkları ve onların hareketleri bugün yeni bir bilim dalını ortaya çıkarmıştır. Parçacık fiziği. Parçacık fiziğinin yaptığı araştırmalar şu gerçeği açığa çıkardı. Atomu oluşturan proton ve nötronlar da aslında kuark adı verilen daha alt parçacıklardan oluşmaktadır. 20. yüzyılda ortaya çıkan bu gerçeği Allah Kur'an'da şöyle bildirir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzak kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da istisnasız, mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır. Allah bir başka ayette de şöyle buyurur. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Ayetlerde geçen zerre kelimesinin anlamı insanların bildiği en küçük parçacık demektir. Bundan daha küçüğü olduğu gerçeği ise Kur'an'da bundan 1400 yıl öncesinde insanlara haber verilmiştir. Yüzyılda evrendeki gök cisimleriyle ilgili pek çok yeni keşif yapıldı. Bu keşiflerden biri de kara deliklerdir. Yakıtı tükenen bir yıldız kendi içine doğru büzülür. Bunun sonucunda yıldızın yerinde sınırsız yoğunlukta ve sıfıra yaklaşan bir hacimde çok büyük bir çekim alanı ortaya çıkar. Bunlar kara deliklerdir. Kara delikler en büyük teleskoplarla bile görülemezler. Çünkü fotonları dahi yuttukları için onları görmemizi sağlayacak ışığı da emer ve dışarı yansıtmazlar. Varlıkları ancak bulundukları yerin çevresinde oluşan manyetik etkiyle algılanabilir. Allah, Vakıa suresinde yıldızların yerleri üzerine yemin ederek bu konuya şöyle dikkat çeker. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim. Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. Büyük kütleye sahip yıldızların tümü uzayda çekim alanı oluşturur. Kara delikse etrafında bulunan ve yakınından geçen tüm maddeleri kendi içine çekerek yoğunluğunu, dolayısıyla da çekim gücünü sürekli artırır.
Bu anlamda uzayda açılmış ve etrafındaki her şeyin sürüklenip içine düştüğü karanlık bir deliğe benzer. Kara delik olarak adlandırılmalarının nedeni de budur. Kur'an'da yıldızlarla ilgili bu bilgiye de dikkat çekilir. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? Delen yıldızdır. Elektrik. Dünya tarihinin en büyük keşiflerinden biri. Dünyanın neredeyse tümü elektrik enerjisiyle çalışan ampullerle aydınlanıyor. Gerçekte ise bu büyük keşfe bundan tam 14 asır öncesinde Kur'an ayetlerinde dikkat çekilmiştir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde çera bulunan bir kandil gibidir. Çera bir sırça içindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağ ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Nur suresindeki bu ayetlerde ışık veren bir nesneden bahsedilmektedir. Bu nesnenin tarifinden günümüzde dünyanın hemen her yerinde kullanılan elektrik ampulüne mucizevi bir işaret olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü ampul cam içindedir ve tıpkı ayette tarif edildiği biçimde bir yıldız gibi parlar, ışık saçar. Bu nesnenin yakıtının doğuya veya batıya ait olmaması, bu cismin yakıtının fiziksel boyutta bulunmadığının bir işaretidir. Nitekim ampulün yakıtı olan elektrik, madde boyutunda değil, enerji boyutundadır. Ayrıca ayette bildirildiği gibi, kandil gaz lambası gibi aydınlatıcılardan farklı olarak elektrik ampulü ateş olmadan yanar. Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında da bu ayetlerin insanlığın çok önemli bir keşfi olan elektriğe işaret ettikleri düşünülebilir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Kur'an'da rüzgarların aşılama özelliğine ve bunun sonucunda yağmurun oluştuğuna şöyle dikkat çekilir. Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik. Böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Ayetlerde açıklanan bu gerçek 20. yüzyılın başlarına kadar kesinlikle bilinmiyordu. Rüzgarla yağmurun yağması arasında bilinen tek ilişki rüzgarın bulutları sürüklemesiydi. Modern meteorolojik bulgularsa rüzgarların yağmurun oluşumunda aşılayıcı rol oynadıklarını gösterdi. Bu bulgulara göre deniz ve okyanusların yüzeylerinde köpüklenme nedeniyle her an sayısız hava kabarcığı oluşmaktadır. Bu kabarcıklar patladıkları anda çok daha küçük, milimetrenin yüzde biri çapındaki binlerce parçacık havaya fırlar. Aerosol adı verilen bu parçacıklar rüzgarlar sayesinde karalardan gelen tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına taşınır. Rüzgarlarla birlikte yükselen parçacıklar burada su buharıyla temas ederler.
su buharı da bu parçacıkların etrafına toplanarak yoğunlaşır ve su damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıkları önce bir araya gelerek bulutları oluşturur, daha sonra da yağmur olarak yeryüzüne iner. Kısacası yağmurun oluşumundaki süreç rüzgarın bulutları aerosollerle aşılamasıyla oluşmaktadır. Aynen insanların doğa olayları hakkında neredeyse hiçbir şey bilmedikleri bir devirde Kur'an'da bildirildiği gibi. Son yıllarda yapılan araştırmalar ilginç bir sonucu gözler önüne sermiştir. Kafatasının ön alın bölgesinde beynin bazı faaliyetlerini yöneten bir bölüm vardır. Planlama, motivasyon, iyi ve kötü hareketlerin başlatılması, yalan ve doğrunun söylenmesi gibi eylemler de işte burada, beynin ön alın bölgesinde yürütülmektedir. Konuyla ilgili olarak Anatomi ve Fizyolojinin Esasları isimli kitapta şu ifadeler yer alır. Hareketle olan ilgisiyle beraber ön alın bölgesinin aynı zamanda saldırganlığın da fonksiyonel merkezi olduğu düşünülmektedir. Bilim adamlarının son 60 yıl içinde keşfettikleri bu bilimsel gerçeklere paralel bilgiler 14 asır önce indirilen Kur'an'da şöyle haber verilir. Hayır, eğer o bu tutumuna bir son vermeyecek olursa, andolsun onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz, o yalancı, günahkar olan alnından. Bu ayetlerde geçen yalancı, günahkar olan alın tanımlaması son derece dikkat çekicidir. Beynin ön alın bölgesinde yürütülen faaliyetlerle bu tanımlama büyük bir paralellik göstermektedir. Doğacak bir bebeğin cinsiyetini belirleyen nedir? Kur'an'a göre cevap babadadır. Erkeklik ve dişilik rahme dökülen meni tarafından tespit edilir. Yani cinsiyet tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri tarafından belirlenir ve kadının bunda hiçbir rolü yoktur. Bunu haber veren ayetler şöyledir. Doğrusu çiftleri erkek ve dişiyi yaratan O'dur. Bir damla sudan döl yatağına meni döküldüğü zaman. Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Günümüzde ise genetik ve mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte Kur'an'da verilen bu bilgiler bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Bir bebeğin cinsiyeti erkekten gelen spermde X veya Y kromozomunun bulunmasına göre belirlenir. Kuşkusuz genetik bilimi ortaya çıkıncaya dek yani 20. yüzyıla kadar bu bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlendiği inancı yaygındı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı. Oysa Kur'an'da insanlara genlerin keşfinden 14 yüzyıl önce bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş, cinsiyetin kökeninin kadın değil erkekten gelen meni olduğu açıkça bildirilmiştir. Çünkü Kur'an Allah'ın sözüdür.
Erkekten gelen sperm ve kadındaki yumurta birleştiğinde doğacak bebeğin ilk özü de oluşur. Zigot, yani tek hücre. Zigot, hiç zaman kaybetmeden bölünerek çoğalır ve giderek küçük bir et parçası haline gelir. Bu et parçası büyürken boşlukta değildir. Rahim duvarına asılıp tutunur. Sahip olduğu uzantılar sayesinde tıpkı toprağa yerleşen kökler gibi buraya yapışır. Böylece gelişimi için ihtiyaç duyduğu maddeleri de annenin vücudundan rahatlıkla emer. İşte burada çok önemli bir Kur'an mucizesi ortaya çıkar. Allah Kur'an'da anne rahmine tutunarak gelişmeye başlayan zigottan söz ederken alak kelimesini kullanmıştır. Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Alak kelimesinin Arapçadaki anlamı da bir yere asılıp tutunan şeydir. Kuşkusuz, Kur'an'da zigotun bu özelliğini tanımlamak için alak kelimesinin kullanılması, Kur'an'ın alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözü olduğunun önemli ispatlarındandır. Kur'an ayetlerinde haber verilen çok önemli bir bilgi daha vardır. İnsanın anne rahmindeki oluşum aşamaları. Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bu ayetlerde anne karnında önce kemiklerin oluştuğu, daha sonra ise kasların ortaya çıkarak bu kemikleri sardığı açıkça haber verilir. Embriyologlarsa yakın bir zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıktıklarını ve geliştiklerini sanıyordu. Ancak günümüzdeki ileri teknoloji sayesinde yapılan araştırmalarda gerçek sonuçlar elde edilmiştir. Ve bu sonuçlar tıpkı Kur'an'da tarif edildiği biçimdedir. Embriyoda önce kıkırdak doku kemikleşir. Daha sonra da kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokudan seçilerek bir araya gelir ve bu kemikleri sarar. Bu durum, Gelişen İnsan adlı bilimsel bir yayında şöyle tarif edilir. Altıncı haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. Yedinci hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirir. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Kısacası, insanın Kur'an'da tarif edilen oluşum aşamaları modern embriyolojinin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. Dünyanın en ünlü embriyologlarından biri olan Toronto Üniversitesi Anatomi ve Hücre Biyolojisi Bölümü emekli profesörü Keith Moore, Kur'an'daki bu mucizeyi tespit edenlerden biridir. Profesör Moore, Kur'an'da insanın doğumuyla ilgili ayetleri incelemiş ve vardığı sonucu şöyle açıklamıştır. Son 3 yılda Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'ndeki Embriyoloji Komitesi'nde çalıştım ve Kur'an'da insanın üremesi ve doğum öncesi gelişimiyle ilgili açıklamaların yorumuna yardım ettim.
İlk başta 7. yüzyılda yani embriyoloji biliminden önce yazılan bu açıklamaların doğruluğuna çok şaşırdım. Bana şu açıkça görünüyor ki bu açıklamalar Hazreti Muhammed'e Allah'tan gelmiştir. Çünkü bu bilgilerin çoğu ancak yüzyıllar sonra keşfedilmiştir. Bu bana kanıtlıyor ki Hazreti Muhammed Allah'ın bir elçisidir. Uyku sırasında çok uzun süre aynı pozisyonda kalan insanlar ciddi sağlık problemleriyle karşılaşır. Vücudun belli bir bölgesine uygulanan sürekli basınç nedeniyle kan damarları sıkışıp kapanır. Bunun sonucunda da kan yoluyla taşınan oksijen ve diğer besinler deriye ulaşamaz ve deri ölmeye başlar ve vücutta yaralar oluşur. Bu yaralara basınç yaraları da denir. Derinin ya da dokunun altında oluşan bu yaralar tedavi edilmezlerse ya da mikrop kaparlarsa ciddi hastalıklara yol açarlar. Hatta hayati tehlikeye bile sebep olabilirler. Bunların önüne geçmek içinse yapılması gereken tek şey vardır. Deri üzerindeki basıncı azaltmak için sık sık pozisyon değiştirmek. Bu nedenle felç olan hastalar özel bir bakıma tabi tutulurlar ve her iki saatte bir başkasının yardımıyla hareket ettirilirler. İnsanın uykuda hareket etmesinin önemi ancak 20. yüzyılda anlaşılabilmiştir. Oysa bu öneme işaret eden bir bilgi Allah'ın sözü olan Kur'an'da açıklanmıştır. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar derin bir uykuda uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Bu ayette yüzlerce yıl uykuda kaldıkları bildirilen keyf ehlinden bahsedilmektedir. Allah bu kişilerin bedenlerini onlar uykudayken sağ ve sol yanlara çevirdiğini bildirmektedir. Yüzyılımızda keşfedilen bu tıbbi bilgilere dikkat çekilmesi kuşkusuz Kur'an'ın ayrı bir mucizesidir. Kur'an'ın Bilimsel Mucizeleri isimli filmlerimizde buraya kadar incelediğimiz tüm bilgiler bizlere açık bir gerçeği göstermektedir. Kur'an öyle bir kitaptır ki içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bilimsel konularda o dönemde hiçbir insan tarafından bilinemeyecek gerçekler Kur'an ayetlerinde haber verilmiştir. Bu bilgilerin o dönemin bilgi düzeyiyle ve teknolojisiyle edinilmesi mümkün değildir. Elbette ki bu durum Kur'an'ın insan sözü olamayacağının apaçık bir ispatıdır. Allah Kur'an'da bizlere şöyle seslenmektedir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa bunu kendisi yalan olarak uydurdu mu diyorlar. De ki, bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.